efendim, Kripto Para'ya hoş geldiniz. Ben Perihan Tantu, Kemal Kabakçı bugün bizlere eşlik ediyor. Kemal Bey merhabalar, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Evet, şimdi tabii ki Bitcoin'deki son gelişmeleri ve fiyatlamaları değerlendireceğiz. 50 bin dolara dayanan Bitcoin fiyatlamaları ve aslında içinde olanlar ve kaçıranlar diye ikiye ayrılıyor Bitcoin tarafında. Ne dersiniz, son fiyatlama için an itibariyle 48 bin doların hemen üzerinde bir fiyatlama söz konusu. Hatta 49 bin dolara yakın bir fiyatlama. Birazdan zaten Ethereum cephesinde konuşacağız ama Ethereum'a göre Bitcoin fiyatları bir miktar pozitif ayrışıyor şu an itibariyle. Dediğiniz gibi sabah saatlerinde bir 50 bin dolarları test etti Bitcoin. Ama Çin yeni yılı tatili olması sebebiyle de aslında Asya'dan beklenen hacim çok fazla görünmedi. Ve bu ortalamanın altında kalmış durumda. Sürekli aslında geçtiğimiz programlarda da konuşulan Ethereum'un ortalama işlem ücretlerinden hep bahsediyorduk, yüksekliğinden. Ama son dönemde Bitcoin'de Ethereum'un gerisinde kalmıyor bu ortalama işlem ücretlerinde. 50 bin yolculuğunda işlem ücretlerindeki artış ve hacmin de 30 günlük ortalamanın altında kalması şu an için Bitcoin'de çok güçlü bir seyri beklemiyoruz. Fiyatlama olarak. Ama hala kurumsal tarafta özellikle Bitcoin mi yoksa Ethereum mu bir kararsızlık söz konusu oluyor. Özellikle kurumsal tarafta baktığımız hani Grayscale fonu tarafında ise bugün herhangi bir alım olmadığı gözüküyor. Bitcoin'e baktığımızda volatilitesi son bir, tüm bunlara rağmen volatilitesi çok yüksek olmasına karşı sürekli bir şeyde kurumsal talep söz konusu oluyor. Özellikle vade ve opsiyon piyasası ya da yüksek hacmi ve piyasadaki değeri sebebinde günün sonunda her yatırımcının portföy çeşitlenmesi içerisinde bir Bitcoin bulunduğunu görüyoruz. Öte yandan geçen hafta bir Elon Musk haberi söz konusuydu. Tesla'nın yaptığı Bitcoin alımı vardı. Burada kurumsal kabullerde arttıkça özellikle bireysel yatırımcının da Bitcoin'e karşı tüm bu durumlara rağmen işte işlem ücretlerindeki artışa rağmen de Bitcoin tarafında hala bir alıcılı tarafta gözüküyor burada. Şimdi ben aslında şunu da sormak istiyorum. Yani ya Bitcoin ve bir Bitcoin'e olan ilgi altın fiyatları için bir tehdit unsuru mu? Çünkü neden? Biz hep aslında aralarındaki işte korelasyondan hep bugüne kadar bahsettik ama burada tamamen artık o olay birbirinden koptu. İşte altın burada yatay seyrediyor. Sanki altının popülaritesi ve ilgisi, altına olan ilgi azalmış gibi bir görüntü var altın fiyatlarında. Ama Bitcoin tarafı yukarı yönlü. Hızlı bir şekilde hatta ivmelenmesini devam ettiriyor. 50 bin dolara kadar giderken altın burada yatay bir seyir içerisinde. Yani yeni nesil hakikaten ons altın yatırımı yerine Bitcoin tarafına mı yöneliyor ve bu altın fiyatları için bir tehdit mi? Tehdit yani, olacak kadar daha doğrusu ilgi var mı Bitcoin'e? Yani şöyle söyleyeyim, hani geçtiğimiz dönemlerde de hep gelenekselciler ve yenilikçiler olarak ikiye ayrılmış durumdaydı. Hani gelenekselciler yatırımlarını altın tarafında değerlendirirken yenilikçiler de kripto paralara olan bir ilgisi söz konusuydu. Ama son dönemdeki ciddi fiyat artışları artık hani gelenekselcilerin de hani geleneklerinden koparak kazanca doğru yönelimlerini sağlıyor burada. O yüzden de hani altın fiyatlarıyla alakalı bir tehdit olma ihtimali ortaya çıkıyor burada. Özellikle JP Morgan'ın bir açıklaması var. Burada da yine tekrardan Tesla'nın alımına geleceğiz. Hı hı. Çünkü şirketlerin varlıklarında, portföylerinde bulundurdukları altından artık daha karlı olan bir para birimine, kripto paraya doğru yönelmelerinin bir tehdit oluşturacağı ile ilgili bir haber de söz konusu. Özellikle kurumsallar buradan altın varlıklarını bozup kripto paraya geçtiklerinde altının onsunun 1800 dolardan aşağıya doğru gideceği yönünde bir beklenti piyasada şu an için var. Bununla birlikte ekstra olarak bir Amerika'da teşvik paketi gündemde artık 1400 dolarlık çekler halinde Mart ayında dağılacağı söyleniyor. Daha önceki durumda Amerika'daki genç nüfusun bu verilen teşvikleri kripto paralarda değerlendirildiği görülmüştü.
Özellikle yaşlı kesim diye tabir edilen kesimin de altın tarafına gittiği görülüyor. Burada bir kayma söz konusu olabilir kripto paralara pozitif yönlü olarak. Çünkü hani altının son bir yılda verdiği kâra bakarsak, bir de bunun yanında kripto paraları karşılaştırdığımız durumda hani bu teşvik paketi de Bitcoin'in fiyatını tetikleyebilir, altına olumsuz bir yön çizebilir gibi duruyor şu an için. Peki Ripple davasında bir gelişme var mı? Malum bu dava 22 Şubat'ta görülecek ve çok az bir süre kaldı. Ripple yatırımcısı nasıl etkilenecek bu süreçten? Yani Ripple'la ilgili şöyle söyleyebiliriz. Uzun zamandır yılan hikayesine dönen bir durum aslında Ripple davası. Ve artık bunun da ilk duruşması 22 Şubat'ta gerçekleşecek. Biz de hani rahat bir nefes alırız diye düşünüyorum. Umarım bir gelişmeler olursa burada. Ama bunun öncesinde ABD eski para kontrol ofisi başkanının yaptığı bir açıklama var burada. Kripto paralarla ilgili pozitif regülasyonlar beklediğini, çünkü burada kurumsalların da artık ciddi söz sahibi olduğunu, bunun da bir regülasyon ortamında oturtulması gerektiğini bekliyor. SEC ile Ripple arasında da bu konunun artık çözülebileceğini, çözüme kavuşturulması gerektiğini, yani böyle umduğunu kendisi yaptığı açıklamada bahsediyor. Ama Ripple'ın hala bir menkul kıymet ilan edilip edilmeyeceği konusunda da bir açıklama yapmaktan kaçınıyor. Bununla ilgili net bir söylem yok bu tarz açıklama yapan kişilerde, ama bir uzlaşmanın oluşacağı piyasa haberlerinde dolaşıyor şu an için. Bunun dışında Ripple ile ilgili önemli bir nokta daha var. Jet McCaleb, hani hepimiz biliyoruz, elindeki Ripple'ları satmasıyla piyasanın sürekli onu acaba satacak mı, ne olacak, bunun Ripple'a bir etkisi olur mu diye takip ettiğimiz bir cüzdan sahibi. 2013'te Ripple'dan ayrılan bir yönetim kurulu üyesi aslında. Ve bu tutarsızlıklarından diğer yönetim kurulu üyelerindeki arasındaki bir tutarsızlıktan kaynaklı sürekli bir Ripple ödemesi alıyor. Ve belli dönemlerde de bunun satışı gerçekleşiyor. Cüzdanında 76 milyon Ripple daha taşıdı en son. Ve bu taşınan 76 milyon Ripple'ın 40 milyonu satışa çıktı. Ve hala bakiyesinde de 404 milyonluk bir Ripple duruyor. Bu genelde bize yatırımcılarımız tarafından da, müşterilerimiz tarafından da gelen noktada her bir satış olduğunda acaba Ripple'a ciddi etki eder mi şeklinde bir dönüşü oluyor. Ama ciddi bir miktar Ripple satışının son dönemdeki fiyat hareketine baktığımızda da Ripple'a etki etmediğini görüyoruz. Çünkü dava tarafında birçok umutlu yatırımcısı var Ripple'ın. Ripple'a bir bağlılığı olan yatırımcısı var. Dava sonucunu dört gözle bekliyorlar ve ellerinde tutmaya devam ediyorlar. Çünkü en son 20 centlere kadar geldiği seviyelerde bile alımlar gerçekleşti. Bugün tekrardan 50 cent bandında Ripple fiyatlaması devam ediyor. Hani bu yılan hikayesinin çözülmesiyle de beraber Ripple'la önümüzdeki hafta çok daha net şeyler konuşacağız gibi duruyor. Şimdi diğer taraftan bu Ethereum fee ücretlerinin yüksekliğinin AVAX'a etkisini konuşmuştuk. O zaman biraz da isterseniz hem AVAX tarafında neler oluyor, AVAX fiyatlamalarını, bir de diğer taraftan Ethereum'u konuşalım. Tabii ki. Ethereum'da geçtiğimiz haftaki programda şunu konuşmuştuk. Ethereum fee'lerinin AVAX'a bir etkisi vardı. Çünkü ciddi fee ücretleri ödeniyordu ve AVAX da bu durumu lehine çevirmeyi fiyatlama olarak başarmıştı. 60 dolar rekoru gelmişti önümüzdeki hafta çarşamba günü AVAX tarafında. Devamında da çok ağın yoğun olmasıyla beraber de AVAX tarafında bu bir aslında soruna dönüştü. Bu da fiyatlamaya yansıdı. Bunu şöyle anlatmak gerekirse açıkçası pangolinden dolayı oluşan bir yük oluştu AVAX'ın ağında. Bu ağda çok düşük olasılıklı bir hatayı tetiklediğini yönünde bir AVAX temsilcileri tarafından açıklama geldi. Açıklamaya göre de her işlevi kullanmaya çalışan binlerce kullanıcı dinamik ve canlı bir ortamı kopyalamanın hiçbir yolu olmadığı için burada bir bug oluştuğu yönünde bir açıklama yaptı. Ama
sadece sorunun bundan ibaret olduğunu ve bu durumun hiçbir şeyi etkilemediği yönünde konuştular. Ve şunun altını çizdiler. AVAX canlılık yerine güvenliği önemsedikleri için sistemi kitlendiğinden bahsettiler. Bu kitleniş de AVAX transferlerinde gecikmelere yol açtı. Bu gecikmelerle birlikte rekor seviyeleri gören AVAX tekrardan bir geri çekilme içerisine doğru geldi. 30 dolar bandına kadar, 60 dolarlardan 30 dolar bandına kadar bir geri çekilme oldu. Ama AVAX'ın geçtiğimiz dönemden bu ana kadar gelen fiyatlamalara baktığımızda, evet ciddi bir sert düşüş olmasına rağmen burada, hani gelinen fiyatta da hala çok büyük kayıplar vermediği gözüküyor. Hani devamında projelerine güvendiklerini açıkladılar ve AVAX'ın yatırımcıları da şu an sorunsuz bir şekilde işlemlerini devam ediyor pozisyonda. Yani aslında yaşanan gelişmeler hani AVAX'ta uzun vadeli ya da trendi bozacak bir şekilde fiyatlamaları çok fazla aşağı getirecek bir neden değildi. Daha gelip geçici ufak satışlara sebebiyet oldu ve hani bir panik havası da oluşturacak bir şey değil diye özetleyebiliriz değil mi? Evet, ilk başta bir panik havasını yarattı. Burada zaten bunu fiyatta da gördük ama daha sonra da tekrar toparlanmalarla beraber fiyatlar kendini toparlamaya başladı. En azından desteklerinden dönüp yatay bir seyir haline almaya başladı. Peki Ethereum'a ilgi azalıyor mu? Yani Ethereum bu piyasanın ikinci büyük coin'i. Aslında belli hatalar olmasına ya da işte fee ücretlerindeki yüksekliğe rağmen Ethereum yatırımcısı Ethereum'unu koruyor. Tabii ki buradaki fee ücretlerinin yüksekliği işte DeFi projelerine ya da Ethereum ağında bulunan diğer tokenlara etki ediyor ama hani bunun da 2.0'la ileride çözeceklerini söylüyorlar ve hala 2.0'a ciddi bir güveni var Ethereum kullanıcılarının. Ethereum 2.0'a Ethereum stake etmeye devam ediyorlar. Devam ediyorlar. Peki, çok teşekkür ediyorum vermiş olduğunuz değerli bilgiler için. Kemal Kabakçı bizlerleydi efendim. Ve yarın yine aynı saatte bildiğiniz gibi Kripto Para programıyla sizlerleyiz. Bu arada merak ettiğiniz soruları da bize Twitter üzerine iletebilirsiniz diyelim. Kendinize iyi bakın. Yarın görüşmek üzere. Hoşça kalın.